çok farklı bir gece. Yani kara bir gece. Cahillerin, vatansızların, hainlerin bana göre yaptığı bir gece, darbe. O gün gündüz 3 uçağıyla İzmir'deydim. 3 uçağıyla şeye geçtim, Antalya'ya. Antalya'da ETTO Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Dünya Karması ile Türkiye Karması maç yapacaktı. Bu kadronun içinde tabii ki Cumhurbaşkanımız da vardı. Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Menderes Türel vardı. İşte o kadroda ben de vardım. Beni de davet etmişlerdi. Hamza Hamzoğlu, Okan Buruk, Emre Aşık, Ümit Davala. O gün beraber akşam 5-5.30-6 gibi davet edilen yere geldik, oturduk, sohbet ettik, akşam yemeğimizi yedik. İşte bütün yabancı futbolcular aklınıza kim geliyorsa, Messi'nin haricindeki kimler davetliyse hepsi orada. Evet. Çok güzel bir akşam. 9.30-10'a çeyrek var. Otelin lobisinde, dışarı bakan lobisinde duruyoruz. Kızım aradı. Baba dedi, bir şeyler duyuyorum dedi, İstanbul'da bir karışıklık var dedi, köprüyü kapatmışlar. Ben tabii hemen kapat bakayım doğru eve git dedim. Hiç durma dedim. Hemen eve koşuyorsun dedim. Tamam babacığım dedi. Ben hemen olduğum yerden bütün arkadaşlarım varken CNN Türk'ü açtım. Evet. Açık söyleyeyim. Baktım köprünün üzerinde 2 tane kamyon, askerler falan. Allah dedim, eyvah bir şeyler oluyor derken çocuklarla oturuyoruz. Panik, otelde bir şey var, hareketlilik var. Herkes korku, herkes yani ne yaptığını bilemiyor. Hemen ben içeriki odaya gittim, herkesi çağırdım. Böyle yaklaşık 50-100 kişiyiz, haberleri seyrediyoruz. Dedim ki arkadaşlar, saat oldu 11.30. O ara Cumhurbaşkanımız çıktı televizyona. Cumhurbaşkanımızın muhteşem konuşması, muhteşem söylemleri ve ardından hepimizi sokağa çağırmasıyla televizyonu ben kapatın arkadaşlar dedim, bu iş bitti. Ne oldu Tanju abi? Ben dedim şehre iniyorum. Bir de burada bir incir olmuş insan. O inciri yiyeceksin. 4 tane 5 inciri yiyemiyorsun. Hakikaten Hakan Şükür'le başlayan, Hakan Şükür ve arkadaşlarının yaymaya çalıştığı, kucakladığı, sahiplendiği, sahiplenmeyin haricindekileri dışa ittiği, kabul etmediği bir dünyanın varlığını herkes kabul ediyor. Arkadaş ben Tanju Çolak'ım. Hiçbir televizyon kanalında ben iş yapamıyorum. Neden? FETÖ'cü olmadığım için. Hiç kimseye eyvallah demediğim için. Bence bunlar araştırılmalı. Bunlar dikkate alınmalı. Şimdi Hakan Şükür diyorum ki, sevgili Hakan, yani ben anlamıyorum, nasıl bir örgütü yaymaya çalışıyorsun? Bu kadar hainlik yapan, hırsızlık yapan, devleti bölen, milletine silah sıkan, demokrasi ortamdan uzaklaşmak için her naneyi yiyen bu terör örgütünün içinde sen bir sporcu adam olarak nasıl varsın? Nasıl arkasında olursun? Nasıl sahiplenirsin? Ben buna anlam veremiyorum. Ben buna anlam veremiyorum sevgili Hakan Şükür. Nasıl geleceksin Türkiye'ye? Gelebilecek misin Türkiye'ye? Ha biliyorum, Türkiye'nin %30'u da Hakan Şükür ve ekibinin içinde olduğunu da biliyorum. Bunların iyi araştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Bunları da temizlemek lazım Türk futbolundan. Buradan sesleniyorum. Ben 15 Temmuz akşamı saat 11.30'da sokağa çıkanlardanım. Bu yüreğimi ortaya koyanlardanım. Dün de koydum, bugün de koydum, yarın da koyacağım. İşte koymayanlara oturup konuşmak lazım. Onları da Türk futbolundan temizlemek lazım. Uzaklaştırmak lazım. Her geçen gün Türk futbolu kötüye gidiyor bunların sayesinde. Bunların varlıklarıyla kötüye gidiyor. Bizlere orada yer vermediler İsa. Sahiplenmediler İsa. Sahiplenmiyorlar arkadaş. Niye biz onlardan değiliz? Biz niye himmet parası vermiyoruz? Niye onlara boyun eğmiyoruz? Niye onların saflarına katılmıyoruz? Katılmayacağız da. Katılmadım da katılmayacağız da. Katılmayanlara da buradan teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi çarpışmaya devam. Biz vatan için her şeyi yapmaya hazırız arkadaş. 18, ben 24 yaşına kadar... Tabii ki bu sadece futbolcu değil. Bunun yöneticisi de var. Bunun menajeri de var. Bunlar biliniyorlar. Biraz araştırılması yapması lazım. Yani MİT'e ihtiyaç var burada. Burada emniyet kuvvetlerine ihtiyaç var. Burada arkadaşların söylemlerine ihtiyaç var. Tabii dönenler de var. Ama ne kadar döndüler. Yani sen 15 yıl onların içinde... Onlarla iç içe çalış, onlarla birlikte hareket et, onların ekmeğinden ye, bal, ekmeğine bal sür, tereyağı sür, kaymak sür, ondan sonra biz döndük. Nasıl döndün ya? Nereye döndün sen? Niye döndün sen? Bunun da hesabı verilmeli, bunun da hesabı sorulmalı bana göre. Lokum yuvanı bal gibi oluyor ya.
Aziz Yıldırım çok demek ki derin bilgiler almış. Bunlar kolay söylenecek şeyler değil. Demek ki Aziz Yıldırım'ın haklılığı bir kez daha ortaya çıktığının kanıtıdır bu bence. Ama üzerine gidilmedi. Gidilemedi. Duruldu, durduruldu. Yani onlarla hareket edildi. Arkadaş ya, baksana bu nasıl bir terör örgütü ya? Nerede yoklar ya? Kamunun her yerinde varlar ya. Sporun her yerinde varlar ya. Türkiye'nin her yerinde, her noktasında varlar ya. Ya biz bunları nasıl göremedik? Biz nasıl uyuduk? Nasıl kaldık yani bunlara nasıl saf dışı bırakamadık? Bunları nasıl kovamadık? Ben anlamıyorum. Ama artık devlet bu saatten sonra ben inanıyorum ki yüreğini ortaya koyacak. Bu milletin istikrarı için, milletin demokrasi için bu insanlara yer yok hayatımızda artık. Yer olmaması lazım. Bence artık bu saatten sonra sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın da bu saatten sonra inlerine değil, inlerindeki var olan deliklere kadar girip orayı bombalamamız lazım. Oraya her türlü zehir atıp onları bitirmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bu düşüncedeyim. Çok farklı bir gece. Yani kara bir gece. Cahillerin, vatansızların, hainlerin bana göre yaptığı bir gece, darbe. O gün gündüz 3-3 ayla İzmir'deydim. 3-3 ayla şeye geçtim, Antalya'ya. Antalya'da Etto Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Dünya Karması'yla Türkiye Karması maç yapacaktı. Bu kadronun içinde tabii ki Cumhurbaşkanımız da vardı. Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Menderes Türel vardı. İşte o kadroda ben de vardım. Beni de davet etmişlerdi. Hamza Hamzoğlu, Okan Buruk, Emre Aşık, Ümit Davala. O gün beraber akşam 5-5.30-6 gibi davet edilen yere geldik, oturduk, sohbet ettik, akşam yemeğimizi yedik. İşte bütün yabancı futbolcular aklınıza kim geliyorsa, Messi'nin haricindeki kim? Hakan Şükür'e diyorum ki, sevgili Hakan, yani ben anlamıyorum, nasıl bir örgütü yaymaya çalışıyorsun? Bu kadar hainlik yapan, hırsızlık yapan, devleti bölen, milletine silah sıkan, demokrasi ortamdan uzaklaşmak için her naneyi yiyen bu terör örgütünün içinde sen bir sporcu adam olarak nasıl varsın? Nasıl arkasında olursun? Nasıl sahiplenirsin? Ben bunu anlam veremiyorum. Ben bunu anlam veremiyorum sevgili Hakan Şükür. Nasıl geleceksin Türkiye'ye? Gelebilecek misin Türkiye'ye? Ha biliyorum Türkiye'nin %30'u da Hakan Şükür ve ekibinin içinde olduğunu da biliyorum. Bunların iyi araştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Bunları da temizlemek lazım Türk futbolundan. Buradan sesleniyorum. Ben 15 Temmuz akşamı saat 11.30'da sokağa çıkanlardanım. Bu yüreğimi ortaya koyanlardanım. Dün de her davetliyse hepsi orada. Evet. Çok güzel bir akşam. 9.30-10'a çeyrek var. Otelin lobisinde, dışarı bakan lobisinde duruyoruz. Kızım aradı. Baba dedi, bir şeyler duyuyorum dedi, İstanbul'da bir karışıklık var dedi, köprüyü kapatmışlar. Ben tabii hemen kapat bakayım, doğru eve git dedim, hiç durma dedim. Hemen eve koşuyorsun dedim, tamam babacığım dedi. Ben hemen olduğum yerden bütün arkadaşlarım varken CNN Türk'ü açtım, evet. Açık söyleyeyim. Baktım köprünün üzerinde iki tane kamyon, askerler falan. Allah dedim, eyvah bir şeyler oluyor derken çocuklarla oturuyoruz, panik, otelde bir şey var, hareketlilik var. Herkes korku, herkes yani ne yaptığını bilemiyor. Hemen ben içeriki odaya gittim, herkesi çağırdım. Böyle yaklaşık 50-100 kişiyiz, haberleri seyrediyoruz. Dedim ki arkadaşlar, saat oldu 11.30. O ara Cumhurbaşkanımız çıktı televizyona. Cumhurbaşkanımızın muhteşem konuşması, muhteşem söylemleri ve ardından hepimizi sokağa çağırmasıyla televizyonu ben kapatın arkadaşlar dedim, bu iş bitti. Ne oldu Tanju abi? Ben dedim şehre iniyorum. Hakikaten Hakan Şükür'le başlayan, Hakan Şükür ve arkadaşlarının yaymaya çalıştığı, kucakladığı, sahiplendiği, sahiplenmeyin haricindekileri dışa ittiği, kabul etmediği bir dünyanın varlığını herkes kabul ediyor. Arkadaş ben Tanju Çolak'ım, hiçbir televizyon kanalında ben iş yapamıyorum. Neden? FETÖ'cü olmadığım için. Hiç kimseye eyvallah demediğim için. Bence bunlar araştırılmalı. Bunlar dikkate alınmalı. Şimdi koydum, bugün de koydum, yarın da koyacağım. İşte koymayanlara oturup konuşmak lazım. Onları da Türk futbolundan temizlemek lazım. Uzaklaştırmak lazım. Her geçen gün Türk futbolu kötüye gidiyor bunların sayesinde. Bunların varlıklarıyla kötüye gidiyor. Bizlere orada yer vermediler İsa. Sahiplenmediler İsa.
Sahiplenmiyorlar arkadaş. Niye biz onlardan değiliz? Biz niye himmet parası vermiyoruz? Niye onlara boyun eğmiyoruz? Niye onların saflarına katılmıyoruz? Katılmayacağız da. Katılmadım da katılmayacağız da. Katılmayanlara da buradan teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi çarpışmaya devam. Biz vatan için her şeyi yapmaya hazırız arkadaş. Ben 24 yaşına kadar... Tabii ki bu sadece futbolcu değil. Bunun yöneticisi de var. Bunun menajeri de var. Bunlar biliniyorlar. Biraz araştırılması yapması lazım. Yani MIT'e